Bilmeye getirmekte çok mutluyuz. Yani ekibimiz olarak 4 yıl yoğun bir süreçten geçtik. Filmimizi bu hale getirene kadar gerçekten ailelerimizden fedakarlık gösterdik. Kendimizden fedakarlık gösterdik. Sonunda Kütahya'da, Dumlupınar'ın topraklarında, Zafer'in topraklarında bu filmi yapmanın onurunu yaşıyoruz. İbrahim arkadaşımızla birlikte, bize destek veren ekiplerimizle birlikte, seslendirmesiyle olsun, animasyonuyla olsun, yapım yönetim aşamasıyla olsun, organizasyon aşamasıyla olsun, destek veren arkadaşlarımız çok yoruldular. Ama yorulduğumuza değdi. Güzel bir film ortaya koydu. İzleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz. Türk sinemasında bir ekiplik de barındırıyor içerisinde. Biraz ondan bahsedecek olursak. Filmimiz, ben şöyle anlatayım. Ortalama 2019 senesinde aslında fikri çalışmalarda 2018 senesinde başladık. 2019 senesinde proje çalışmalarını tamamladık. Tabii filmimizin sinopsisini hazırlama süreçlerimiz 2 yıl falan uzun geçti. Daha sonra Kültür Bakanlığı'nın Sinema Genel Müdürlüğü tarafından proje başvurularına başvurduk. Orada animasyon dalında 26 proje içerisinde ilk 6'ya girdik. İlk 6 proje içerisinde de en fazla desteği alan yapım olma özelliğini taşıyoruz. Filmimizin teknik özellikleri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihimize değer katmış kahramanların Türkiye'de hazırlanmış ilk 3D animasyon sinema filmi olarak hazırladık. En büyük özelliklerinden birisi İstanbul prodüksiyonunun dışında Anadolu'da Zafer'in topraklarında tamamen öz kaynaklarımızla biz bu filmi gerçekleştirdik. Seslendirmesi Kütahya'da yapıldı, animasyonları Kütahya'da yapıldı. Müzikleri Kütahya'da yapıldı, prodüksiyonu Kütahya'da yapıldı, renklendirmesi Kütahya'da yapıldı. Tüm aşamaları Kütahya'da gerçekleşti. Yani en büyük gurur da bize o oldu. Yani İstanbul'da, Kütahya'dan da, Anadolu'dan da onlarla yarışabilecek bir yapım yapılabileceğini göstermiş olduk. Teşekkür ederim. Her şeye gönlünüz olsun. Sağ olun. Senaryo ve animasyon kısmını ben üstlendim filmi. Şöyle söylemek gerekiyor. 30 Ağustos 1922'de bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterilen kahramanca mücadelenin Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferle gerçekleşmesi, Cumhuriyetimizin temellerinin Dumlupınar'da atılması konumuzdur. Burada milli bilinç, milli ve manevi bilince de dikkat çekmeyi çok istedik. Yani aslında yapmak istediğimiz şu, ilköğretimden üniversite çağına kadar öğrenim gören tüm gençlerimize milli bilinci, milli manevi bilinci aşılayan birliğimize, millet olarak birliğimize, bütünlüğümüze, değerlerimize sahip çıkan bir film yapmak istedik. Yani...